söyler. Lig yeni başladı, Avrupa serüveninde ilk ayağını geçtik. İkinci ve zor ayağıyla baş edeceğiz bugün. İnşallah tabii Rapid'i geçersek playoff oynayıp Avrupa Ligi'ne katılacağız. Çok önemli bir başarı olur bu bizim için. Ama siz de ifade ettiniz, birinci ayağı bugün. Kadromuz güçlendi, güçleniyor da. İnşallah iyi bir golcü ve iyi bir 8-10 oynayacak bir oyuncu ile beraber transfer tamamlanacak. Yeni bir stoper de geldi. Dün hocamıza da sordular. O da inşallah takıma katkı sağlar. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Yani iyi bir sonuç bizim için farklı galibiyettir. Yani ikili bir galibiyettir. Başkanım, taraftarlarda 2-0, 3-0 ağırlıklı skor olarak gidiyor. Ben iki farklı olsun diyorum. Şimdi artık deplasman avantajı da kalmadı. 3-1 olsun, 2-0 olsun. İnşallah galibiyetle ayrılırız. Kendi saha ve seyirci avantajımız var. Bunu iyi kullanmamız lazım. Bugün iş futbolcular kadar taraftarımıza düşüyor. İnşallah taraftarımızla hep beraber, bilmiyorum şu an stadın durumu nasıl. Gayet iyi. İnşallah dolu dolu böyle taraftar baskısını rakibe hissettirecek şekilde bir oyunla birlikte, güzel de bir oyunla farklı bir sonuç alırız. Başkanım, bugün iki müjde birden geldi. Hem Kartal projesi 30 yıllığına Trabzonspor'a kiralandı, hem de Çukurçayır'da yapmayı planladığı arsanın tahsisiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı Trabzonspor. İçeriği nedir, bir de sizden dinlemek yakın isteriz. Yakın zamanda bizim Trabzonspor kolejimizle ilgili de bir müjde var mı başkanım? İnşallah yerini çalışıyoruz. Böyle bir sözümüz vardı biliyorsunuz. Yerinin planını çalışıyoruz şu anda. O da yakın zamanda gelecek. Trabzonspor'umuzla ilgili özellikle ben buradan Berat Albayrak Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim gibi Trabzonsporlu. Hem bakanlığı döneminde olsun, şimdi de olsun, büyük bir katkıyla beraber Trabzonspor'umuzun başarısı için, sürdürülebilir gelir kaynakları için bugün olduğu gibi gayret ediyor. Ama burada başlangıçta irade sahibi olan Cumhurbaşkanımız. Hatırlarsanız 1994-97 yılları arasında ilk tahsisi Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız İstanbul Belediye Başkanı iken yaptırdı. Bunu unutmamak lazım. Ondan sonra bakanlarımız devam ettirdi. Şimdi 30 yıllığına daha uzatılması bizim için çok kıymetli. Şimdiki bakanımız, milletvekillerimiz hep beraber iki defa çevre bakanımıza gittik. Ben de sürecin içerisinde olarak. Çünkü bu Trabzonspor'umuz için çok önemli bir konuydu. Çok şükür başardık. Tabii Ertuğrul Doğan başkanımızın ciddi bir gayreti var. Biz bir ve beraber hareket ettiğimiz zaman başarı kaçınılmazdır. Bütün şehir dinamikleri, kimse, ben, diğer başkan, belediye başkanı arkadaşlarım, ilçe belediye başkanlarımız, hepimiz, ticaret odamız birlikte Trabzonspor'umuzun arkasında duracağız. Hangi söz adım? Konusu Trabzonspor olunca siyasetin kimliği olmuyor başkanım. Trabzonspor bizim için siyasetin çok çok üstündedir yani. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımla bize ne düşüyor? Başkanımız söyledi, işte Çukurçayır'daki mesele, ben Ortahisar Belediye Başkanı iken Ortahisar'ın yerini vermiştim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Büyükşehir'in yerini de veriyorum. Orada da inşallah güzel çalışmalar olacak. Başkanımıza destek olacağız. Bu bir tane göz bebeğimiz, hepimizin Trabzonspor'u başarısı için sonuna kadar bu şehre marka değeri katan bir spor kulübünden öte bir marka değerimiz. Dolayısıyla başarısı için topyekun her zaman bir ve beraber olacağız. Bir çağrımı daha yinelemek istiyorum. Yani bunu bu vesileyle söylemek istiyorum. O da şu. Özkan Sümer'i rahmetle anıyorum. Özkan Sümer başkanımızken dikenli bu teller, koruma telleri taraftarla saha arasında. İlk Denizli Spor maçıyla kalkmıştı. Evet. İlk kaldıran takım kimdi? Trabzonspor. Şimdi ben bu vesileyle taraftar derneklerimizle de beraber bir araya gelip böyle bir sohbet edip bu konuda bir irade ortaya koymak istiyorum kulübümüzle de. Ya şu statta küfür olmasın ya. O maçı yöneten hakem de bizim gibi insan. Orada oynayan çocuklar da bizim gibi insan. Onların da haysiyeti var, gururu var. Artık şu statta küfür olmasın. Küfür olmayan stat örnekliğini Türk futboluna biz verelim istiyorum. Hal ve şart ne olursa olsun. En aleyhimize en ağır kararlar veriliyor olsa bile başka bir şekilde protesto edelim. Şu statta artık küfür olmasın. Bunu detay bütün derneklerimizle, kulübümüz bir araya gelip konuşacağım. Nasıl olacaksa Trabzonlu'ya küfür etmek yakışmaz yani. Olmaz. Biz de dayanamıyoruz bazen. Bağırıyoruz, çağırıyoruz, ediyoruz, kızıyoruz. Hakem hataları, bazen kasten hatalarda olmadı mı bu kulübün aleyhine? Oldu, oluyor da. Ama buna rağmen
Küfür bize yakışmaz, küfürsüz Trabzonspor'un stadı olsun diye bir kampanyaya da bir öncülük etmek istiyorum. Bu da benim uzun zamandır, şimdi yeni sezonun önündeyiz, hemen açılışındayız. Dediğim gibi değneklerimiz bu işi öncülük edecek, biz öncülük edeceğiz. Kulübümüz hep beraber temiz futbolun oynandığı statta küfür yok sloganıyla gidelim. Çok teşekkür edelim başkanım. Teşekkür eğer farklı galip gelirsek yine maç sonunda da bir keyifli bir röportaj yaparız. İnşallah. İyi teşekkürler, iyi seyirler.